Hasan Öztürk Türkiye'yi durdurma görevi içeride Doğan'a mı verildi? Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar mühim bir ülkedir sözü üzerinden Türkiye'yi kuşatanlar bu dönemde bu kuşatmayı hem içeriden hem dışarıdan sıkılaştırmış görünüyor. Güney sınırımızda PKK-PYD üzerinden kuşatılmaya çalışılıyoruz. Buna mukabil PKK-PYD terör örgütünü Kürtlerin yegane temsilcisi gibi içeriye servis edenler içerideki kuşatmanın da ana faili durumunda PYD ile Kürtleri eşitleyen haber metinlerinde PYD'nin yaptıklarını anlatırken Kürtler ifadesini kullanan dil Türkiye'nin içerisinde de HDP üzerinden aynı taktiği 7 Haziran'da uyguladı. Sonuç Türkiye dışarıdan PYD eliyle kuşatılırken içeride 13 yıllık AK Parti iktidarı HDP eliyle sona erdirildi. Peki şimdi ne olacak? Dün İbrahim Karagül, Yeni Şafak'ta çok ufuk açıcı bir yazı kaleme aldı. Karagül'ün İçerden Kuşatma başlıklı yazısında Doğan grubunun şu anki üstlendiği rolü deşifre ettiği bölüm dikkatimi çekti. Doğan grubu, fitne çıkarıyorlar, insan devşiriyorlar, nokta hedefler belirliyorlar, itibar suikastleri yapıyorlar. Mümkünse koalisyonu kendileri şekillendirsin istiyorlar. Bunun içinde fitne, devşirme, itibarsızlaştırma gibi yöntemleri çekinmeden kullanıyorlar. Böyle bir koalisyon, böyle bir kuşatma Erdoğan-Davutoğlu ayrışması üzerinden servis edilecektir. İşte bugün alabildiğine bu fitne için savaş yürütüyorlar. Kuzey Suriye'deki tampon bölgenin altından nasıl Doğan grubu çıkıyorsa, içerideki fitnenin altından da onlar çıkıyor. Doğan grubunun karakter suikasti konusunda becerikli olduğunu bilmeyenimiz yok. Vay şerefsiz manşeti bile başlı başına yeterli. İnsan devşirme işine gelince. Bu konuda da epeyce mahirler. Eski yakınlarına küfür edenleri, ortalığa nifak tohumu saçanları, fitne fücur işini gazetecilik hisvesi altında yapanları bulup palazlandırıyor. Neyse, geçelim. Bakın dün Hürriyet bütün bunları üzerine ne yaptı? MHP lideri Devlet Bahçeli ile söyleşi yayınladı. Söyleşiden anlaşılan şu, MHP AK Parti ile asla koalisyon yapmayacak. MHP'nin de istediği bir AK Parti CHP koalisyonu. Hatta bu koalisyona MHP yapıcı muhalefeti ile katkı verecek. Bunları ben söylemiyorum. MHP lideri Bahçeli ile yapılan söyleşiden anlaşılan bu. Yani Doğan grubu olası AK Parti MHP koalisyonunu bizzat Bahçeli üzerinden yok ediyor. Çok istediği her halinden belli olan, hatta birçok köşe yazarına yalın kılıç savundurduğu AK Parti-CHP koalisyonuna Bahçeli eliyle destek atıyor. Yapsın, tamam da şimdi sıkı durun. Söyleşinin fotoğrafı diye MHP lideri Devlet Bahçeli'yi elinde çay bardağıyla gösteren fotoğraf Hürriyet'in internet sitesinde yayınlanıyor. Gelen tepkiler üzerine o fotoğraf çekiliyor. Hani Ramazan ayındayız ya malum. Ama karakter suikasti bir kere daha işlenmiş oldu. Maksat hasıl oldu çoktan. Hatırlarsanız geçen Mayıs ayında Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye verilen idam cezası haberini %52 ile seçilen Cumhurbaşkanı'na idam başlığıyla duyurdu. Hürriyet internet sitesi. Bir şey daha yaptı aynı haberde başlığın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini de koydu. O gün aynı cambazlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıklarını bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptılar. Hürriyet bu öyle kurnazca, öyle cambazlıkla, öyle sinsice yapıyor ki bunları sonra da kalemşörünün ağzından tezvirat yapanlar her açıdan utanmalıdır pişkinliğine yatıyor. Neyse. Geçelim. Sonuç Türkiye'yi dışarıdan kuşatanların taşeronluğunu içeride Doğan grubu yapıyor. AK Parti içinde fitne fücur çıkarma işi de Doğan grubunun devşirdiği kalemler üzerinden yürütülüyor. Olan koskoca Türkiye'yi oluyor. Rüzgarın Efendisi Türkiye'yi kuşatanlara karşı durabilmenin yolunu merhum Mahir Kaynak Rüzgar'ın efendisi olabilmekle özetlemişti yıllar önce. Bakın bugüne ışık tutacak neler yazmış zamanında tüm servetini ileri teknoloji uğruna kaybetmeyi ve boğazdaki yalısından gece konduya taşınmayı göze alan ve bunu zenginlik sayan iş adamları, yaşamı maddi şartlarını ve şöhretini artırmaktan ibaret saymayan düşünenleri, terör karşısında büyük bir mücadele yaptığını söylemeyip bunlar bana vız gelir, üzerine atılan her terör okunu bir bumeranga dönüştürüp atana iade ederim diyebilen askeri başarı şartlara uymak değil onu yaratmaktır diyebilen siyasetçisi olmayan bir ülke rüzgarın efendisi olamaz. Mahir Kaynak 1 Temmuz 2007 Star. Hasan Öztürk Star.